Milletvekilleri hakikaten bu Covid tedbirlerini bugün epey elden bıraktık. Rica ediyorum yani şu maske işine biraz daha fazla dikkat edelim. Çok sayıda milletvekili arkadaşımız biliyorsunuz koronaya yakalandı. Biraz daha dikkatli olalım. Sayın Emir buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Üzülerek ifade etmeliyim ki Sağlık Bakanlığımız ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti salgınla mücadelede sınıfta kalmıştır. Vaktimiz uzun olsa da konuşsak ama uluslararası hiçbir standarta göre hiçbir rakam açısından maalesef bakanlığımız başarılı değildir. Ölüm sayıları söylenenin kat kat üstündedir. O ölüm sayılarıyla dünyada neredeyse birinciyiz. En son açıkladıkları bize göre eksik olan ama bize yakalanınca açıkladıkları hasta sayılarıyla da yine dünyada dördüncüyüz, yukarıları zorluyoruz. Son derece başarısız bir pandemi yönetimi. Bir bakanlık pandemiyle mücadeleyi bırakıp rakamlarla mücadele eder mi? Algı yaratmaya çalışır mı? Bir sağlık bakanı kendisi başarılı bakan olacak diye, Cumhurbaşkanı başarılı görünecek diye vatandaşların sağlığı üzerinden kumar oynar mı? Elbette oynamaz. Sayın Bakan, uzatmayacağım, bir soru soracağım. Çok çalıştığınızı biliyorum, tahmin ediyorum. Niyetinizin iyi olduğunu da fark ediyorum. Ama siz yatağa yattığınız zaman geç yatıyorsunuzdur. Kendinize soruyor musunuz? Bugün pandemi bu seviyedeyse, bu kadar yaygınsa, bu kadar ölüm oluyorsa ve vatandaşlarımız gecikmiş mücadele dolayısıyla işinden, aşından oluyorsa, yoksullukla baş etmek zorunda kalıyorsa bunda sizin taksiratınız yok mu gerçekten? Bu günler geçecek, 10 yıl sonra da soracaklar bu soruyu. Siz bu sorudan kurtulamayacaksınız. Vaktim kısa, size bir olay anlatacağım. Sayın Bakan iyi dinlesin. Sayın Bakan yardımcısı da bunu çok iyi dinlesin. Değerli arkadaşlar, Sabahattin Aydın, Sayın Bakan'ın çok sevdiği ve Medipol'den yeni transfer ettiği bakan yardımcısı. Sabahattin Aydın 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olur. O sırada eşi Sibel Aydın bir şirket kurar. Şirketin adı Bilbest Bilişim Sağlık Limited Şirketi. Güzel. Bu şirket Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin online yazılım işlerini almaya başlar. O sırada bu gündeme gelince Sibel Aydın notere gider ve ortaklığını bitirir ve böylece de Sayın Müsteşar Yardımcısı o sıradaki üstündeki bu yükü atmış gibi görünür. Bize göre ahlaki açıdan uygun olmayan bir şey. O sırada bu işler yürür gider. Ve 2010'da Sayın Bakan Yardımcısı müsteşarlığı bırakınca bu sefer aynı şirkete, yani bu arada bütün Sağlık Bakanlığı'nın kamu ihalelerini alan milyon dolarları götüren şirkete bu sefer oğlu Muhammed İkbal Aydın tekrar ortak olur. Buradan ne anlıyoruz? Bu bir hülleli işlemdir. Yani müsteşar yardımcısı eşinin, kendisinin, oğlunun malı götürdüğü fark edilmesin diye hülle yapmış, birini atamış oraya, görevi bitince de oraya tekrar oğlunu getirmiştir. Şimdi bu arkadaşlar, bu şirketin aldığı ihaleler saymakla bitmez. Sağlık Bakanlığı'nın hasta yönetim sistemi, ICD kodu, hasta bilgilendirme sistemi, kamu ihaleleri, kamu bölge hastanelerinin ihaleleri en son 2015'te e-nabız bu şirket tarafından yapılıyor. İhalelerin hepsi yağlı ballı. İhalelerin hiçbiri gerçek ihale değil. Hepsi davet usulü. Alıştığınız o 21B. Şimdi bu para helal para mı? Siz buraya çıkıp bu soruya cevap vermeyeceksiniz. Ben biliyorum. Birçok soruma cevap vermediğiniz gibi. Yargı bırakmadınız memlekette, adalete de hesap vermeyebilirsiniz. Ama Allah'a nasıl hesap vereceksiniz? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorsunuz. Ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını oğlunuza yedirmek için de bizden geldiniz, bütçe istiyorsunuz Sağlık Bakanlığı için. Böyle bir bütçeyi bu meclis vermemelidir bu bakanlığa. Ve değerli arkadaşlar, kayırmacılık yakınını zengin etme. Bu arada malı götürme. Fark ederlerse sözü geçiştirme, cevap vermeme ama sonunda yine de yakalanıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'na benim 6 ay boyunca dilimde tüy bitti.
bu test kitlerini niye bir firmadan alıyorsunuz, kaç liraya alıyorsunuz diye söylemedi. Söylemedi ama biz biliyoruz orada yolsuzluk olduğunu, dört kat olduğunu ve sonra biz uyardık diye geriye dönük işlem yaptırdığını kendisi itiraf etti. Ama bir itiraf etmediği bir şey daha var. Dört üst düzey yöneticisini o sırada görevden aldı. Niye biliyor musunuz? Çünkü oradaki yolsuzluk 40 milyon dolarlık küçük bir yolsuzluktu. O seviyedeki kişilerin görevden alınmasıyla halledilebilirdi. Oysa Sayın Bakan, evet görevden aldınız, teşekkür ederim. Evet gereğini yaptınız, doğruyu da söylediniz. Ama size düşen siyasi Tamam dayım. Bunun siyasi sorumluluğu nerede? Bunu niye görevden aldığınızı niye söylemiyorsunuz? Peki bir bakanlığın bunu yapması uygun mudur? Ve daha da önemlisini söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şimdi bir soru, Sayın Bakan gelirsiniz konuşuruz burada. Aslında size yüz yüze konuşmayı da çok arzu ederim. Çok uzun da konuşabiliriz. Değerli arkadaşlar, bakınız burada şunu söyleyerek sözlerimi tamamlayayım. E-nabız sistemini bu Sayın Bakan yardımcısının oğlunun şirketi yapıyor. Dolayısıyla bu aşı dağıtımında da ne kadar adil olduğunuz olacağınızı yakından takip edeceğimizi milletimize ve sizin de bilginize sunarım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.